Selamlar, hoş geldin. Bugün bu videoda sizlere Escape from Tarkov'da FPS'inizi nasıl arttırabilirsiniz onu göstereceğim. Normalde ben bu tarz videolar çekmiyorum ama artık PvP content yapmaya başlayacağım için FPS'imi düzeltmeye karar verdim. Ve bu sebeple de FPS'imi düzeltmek için gittim, araştırmalar yaptım, birkaç tane ayar buldum. O ayarları gerçekleştirdiğimde FPS'imi gerçekten arttığını gördüm. Bunu da sizinle paylaşmaya karar verdim. Çünkü gerçekten ciddi bir artış görebildim bu ayarları yaptıktan sonra. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan seninle beraber bu ayarları nasıl yaptığımı sana teker teker göstereceğim. Eğer sen de yaparsan senin de FPS'in artacaktır diye umuyorum. Bu ayarların çoğu oyunla ilgili ayarlar. Yani Escape from Tarkov'un içerisinde ve Escape from Tarkov'un yani Battlestate Games Launcher'ında yapacağımız birkaç tane ayar var. Onun dışında yapacağımız ayarlarda genelde Windows ayarları oluyor. Bu Windows ayarları da böyle çok büyük majör ayarlar değil. Gösterdiğimde bazılarını biliyor olacaksın, bazılarını bilmiyor olacaksın ama endişelenmeni gerektirecek herhangi bir yer yok. İstediğin zaman ayarları tekrardan geri gidip düzeltebilirsin. Şimdi burada karşında sana göstermek istediğim birkaç tane fotoğraf var, oyun içerisinden aldım. Ayarları yapmadan önce ve ayarları yaptıktan sonra karşına geliyor, zaten görüyorsun burada. İlk başta 251 FPS ama bir sonraki fotoğrafta ayarları yaptıktan sonra mesela 300 FPS olduğunu görüyorsun bu fotoğrafta da. Bak burada da gene 247 FPS'ken aynı yere bakarak ayarları yaptıktan sonra 297 FPS almaya başlamışım. Bunun gibi çok ciddi 40-50 FPS kadar bir fark ettirdi benim bilgisayarımda. Senin bilgisayarında da muhtemelen bu kadar fark ettirecektir. Burada neye dikkat etmen gerekiyor? Öncelikle sana onu anlatayım. Ondan sonra birinci ayarımızı yapmaya başlayalım. Escape from Tarkov, RAM ve işlemciden yükünü alarak, gücünü alarak çalışan bir oyun. O yüzden ekran kartın eğer 2000 serisinin üzerindeyse gayet rahatlıkla çalıştıracaktır. Burada önemli olan 32 GB RAM'e sahip olmamız. Tabii ki daha azına sahipsen de problem değil ama 32 GB RAM'de çok güzel bir şekilde performans alabileceğiz. Aynı zamanda işlemcin de AMD'nin veya Intel'in son model işlemcilerinden bir tanesi ise, onlardan bir tanesi ise çok daha rahatlıkla yüksek performans alabileceksin bu ayarları yaptıktan sonra. Eğer değilse ekran kartından ziyade Escape from Tarkov için RAM'inizi ve işlemcinizi güncellemeye bakmanız lazım. Onu arttırmaya, onu güncel tutmaya, modelini arttırmaya çalışmanız lazım. Videoda ayarları değiştirmeden önce benden yayınlarda çokça istediğiniz "Vero, senin ayarların ne?" diye soruyordunuz. Öncelikle size ayarlarımı göstereyim. Ondan sonra da rahat rahat birebir aynısını uygulayabilirsiniz. Şimdi oyun ayarlarım burada görmüş olduğunuz gibi. Sizle beraber değiştireceğimiz bir tane var. Only use physical cores bu tikte olacak. Onun dışında şu anda ayarlarım burada görmüş olduğunuz gibi. Grafik ayarlarına geldiğimizde grafik ayarlarım da bu şekilde. Şöyle bir göstereyim grafik ayarlarını. Burayı da bu şekilde kullanıyorum. Burada da High Quality Color, Z Blur, Chrome Aberrations, Noise, Grass Shadows, MIPS Trimming kapalı olacak. Streets of Tarkov Lower Texture Resolution mod açık olacak. Bunu da baştan söyleyeyim. MIPS Streaming'de bilgisayarınız gene zorlanıyorsa eğer Escape from Tarkov'u çalıştırmakta MIPS Streaming'i açabilirsiniz. Fakat MIPS Streaming'i açtığınızda loading screenler uzun sürer. Onu şimdiden söyleyeyim. Hatta loading screenlerde bir süre boyunca siyah ekran görüyor olabilirsiniz. Onu da görüyorsanız ama bilgisayarınız zaten kuvvetliyse MIPS Streaming'i benim gibi kapalı tutun. Onun da çözümü o şekilde. Aklınızda bulunsun. Ayarlarım şu anda burada görmüş olduğunuz gibi. Ben borderless kullanıyorum. Siz full screen kullanabilirsiniz. Borderless kullanmamdaki sebep ben çift bilgisayar arasında görüntü aktarımı yaptığımdan dolayı Elgato'nun kullanmış olduğum cihazı full screen kullanmama izin vermiyor. Bu tamamen yayıncılıkla alakalı bir durum. Siz bunu full screen kullanabiliyorsanız kullanın lütfen. PosteFX'e gelelim. PosteFX'te hiçbir şey kullanmıyorum. Aklınızda bulunsun. Bu tamamen sizin keyfinize göre olan bir durum. PosteFX ben kullanmıyorum. Fakat PosteFX kullanacaksanız unutmayın FPS'inizi düşürür. 10 düşürür, 5 düşürür, 15 düşürür ama FPS'inizi bir noktada düşürür. Şimdi gelelim sound ayarlarına. Sound ayarlarım bu şekilde, ilerleyen noktada da sound ayarlarıyla yani ses ayarlarıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ama ondan önce bir kontrol ayarlarımı göstereyim. Kontrol ayarlarım da burada görmüş olduğunuz şekilde bakıp benimkini birebir kopyalayabilirsiniz. Sağ klik yaptığımda silahlarla nefesi otomatik tutma ayarında bunları birebir uygularsanız yapabilirsiniz. Videoyu durdurup teker teker hepsini alabilirsiniz. Bir de yukarıya doğru tekrar bir kere daha şöyle çekeceğim. İstediğiniz yerde videoyu durdurup alın. Şimdi gelelim ses ayarlarına. Ses ayarlarında ilk yapacağınız ayar bu. Binaural Audio'yu kapattığınızda
bazı bilgisayarlarda çok ciddi bir FPS artışı oluyor. Binaural Audio'yu çok uzun süredir açık bir şekilde kullanıyordum. Sesi daha fazla beğendiğim için. Ama sesten birazcık feragat edip çok yüksek derecede bir FPS artışı gördüğüm için ilk başta Binaural Audio'yu kapattık. Save dedik. Exit dedik. Ve oyunu sonra bir kere daha çalıştırdığımızda ciddi bir FPS artışı göreceksiniz. O yüzden öncesinde benim yapmış olduğum, size göstermiş olduğum fotoğraflardaki gibi gidip bir yerde sabit durun, offline modda fotoğrafı çekin. Ondan sonra aynı yere gidin, aynı yere bakın. Bu sefer Binary Audio'yu kapatmış olun. Oyunu da bir kere kapatıp açarsınız arasında. FPS farkına bakmayı unutmayın. Böylelikle ilk ayarımızı yaptık. Yani Binary Audio'yu kapatacağız. Evet, şimdi ise ikinci ayarımız. Bu ikinci ayarımız için Task Manager'ımıza geliyoruz. Task Manager'ımızdan buradan ikinci tabinde, belki sizde başka bir tabdedir ama ikinci tabinde Performans tabi var. Performans tabine giriyoruz. Performans tabinin altında burada mouse'umla gösterdiğim yerde Base Speed, RAM'lerimizin Base Speed'ini gösteriyor. 3.40 GHz'miş benimki mesela. Eğer burada sizinki 1 küsür, 2 küsür gibi böyle düşükse ama RAM'lerinizin paketinin üzerinde 3.40, 3.60, 3.20 gibi değerler varsa XMP ayarı diye bir şey var. Bunu BIOS'tan aktif ediyorsunuz. RAM'lerinizi full performansta kullanmanıza yarıyor bu. Eğer burada düşük değerler görüyorsanız RAM'inizin paketinin üzerinde yazdığında bilgisayarınızın XMP ayarı açık değildir demek. Aşağıya açıklamaya XMP ayarı nasıl açılır diye bir video bırakacağım. O videodan gidip nasıl açıldığını bakıp yapabilirsiniz. Bunu yapmanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Böylelikle RAM'lerinizi full performansta kullanabileceksiniz ve oyununuzda FPS artımında çok büyük bir faydasını göreceksiniz. Şimdi gelelim bir sonraki ayarımıza. Bu çok basit. Bu ayarımız için Battlestate Games Launcher'a tıklıyoruz ve güncel launcher'ımız ekranımıza geliyor. Burası geldikten sonra ilk başta loglarımızı sileceğiz. Loglarımızı silmek için buradan kaldırdılar. Game Settings'in altına getirdiler. Buradaki Logs'a tıklıyorsunuz. Bu Logs dosyası açılıyor. Logs dosyası açıldığında isterseniz Ctrl+A komutuyla hepsini seçebilirsiniz. Ya da hepsini seçip mouse'unuzla sileceksiniz. Logları silecek. Bunu silmekten çekinmeyin. Bunlar oyun dosyaları. Oyunu oynarken sürekli kaydettiği dosyalar. Ben daha yeni sildiğim için bende çok az vardı. Sizde böyle sayfalarca olabilir. Dün yaptığımda ben de ilk defa inanılmaz fazla vardı. Oyunu çok uzun süredir oynuyoruz. Bilgisayardan da silmemiştim hiç. O yüzden bu log dosyalarını gönül rahatlığıyla silebilirsiniz. Bunu sildikten sonra bir de ne yapıyorsunuz? Masa üstünden işte çöp kutunuzu da boşaltıyorsunuz. Bir diğeri de tekrardan oyun ayarlarına gelip Clear Cache. Buna tıklıyorsunuz. Ve bu da bitmiş oluyor. Bu iki ayarı yaptıktan sonra şimdi bir sonraki ayarımıza geçebiliriz. Evet, çok güzel. Bir sonraki ayarımız için arama yerine geliyoruz ve buraya disk yazıyoruz. Disk cleanup çıkıyor. Türkçesini şu anda bilemiyorum ama disk cleanup. Escape from Tarkov nereye yüklüyse, ben de C'ye yüklü. Ayrıyetten eğer M.2 SATA kullanıyorsanız onu da kullanmanızı ve Escape from Tarkov'u en hızlı hard diskinize yüklemenizi tavsiye ederim. C'ye yüklü olduğu için C'ye açıyoruz. Bir tarama yapıyor. Yaptığı taramadan sonra karşımıza Disk Cleanup for C. Yani Disk Cleanup yapmak istediğin klasörü sana böyle önüne döküyor. Bunun içerisinde bizim için önemli olan DirectX Shader Cache dosyasını, sadece o seçili olacak. Burada görmüş olduğunuz üzere. Diğerlerini de isterseniz silebilirsiniz ama tavsiyem sadece DirectX Shader Cache'i silmeniz. Seçiyorsunuz. Tikli Cleanup System Files diyorsunuz. Okey. Tekrardan okey diyorsunuz. Tekrardan açıyor burayı. Aynen öyle. Ve eskimiş cache dosyalarını siliyor. Eskimiş cache dosyalarını siliyor. Bunu da halletmiş oluyoruz. Böylelikle eski cache, eski shader'ları silmiş oluyor. Eski shader'lar artık bilgisayarımızdan kalktı. Gayet güzel. Bunu da yaptık. Evet, bir diğer ayarımız için tekrardan geliyoruz arama yerine Windows'un grafik ayarları veya graphic settings yazıyoruz İngilizce. Burada yüklü olan oyunlar arasında, bilgisayarınızda yüklü olan oyunlar arasında Escape from Tarkov yoksa buradaki listeden Escape from Tarkov, pardon, buradaki Browse'dan Escape from Tarkov'u yüklediğiniz yere gidip mesela Battlestate Games, pardon burası değilmiş, Battlestate Games onun içerisine Escape from Tarkov Exe'yi seçip Add diyorsunuz. Ekliyorsunuz. Buraya Escape from Tarkov geliyor. Şunu ben şimdilik remove diyorum. Çünkü bende halihazırda bir tane var. Üzerine tıkladınız. Options ayarlar dediniz. Buradan High Performance seçiyorsunuz. Ve Save diyorsunuz. Ondan sonra burası High Performance oluyor. Bu da
öncelikli olarak bilgisayarınızın ona yüksek performans vermesi gerektiğini gösteriyor. Bu ayarımız da bu kadar. Şimdi bir sonraki ayarımız için masa üstündeki Battlestate Games Launcher'ımıza sağ tıklıyoruz. Show More Options diyorsunuz. Eğer benim gibi Windows 11 kullanıyorsanız, eğer değilse karşınızda zaten bu şu anda ekranda olduğunuz bölüm çıkacak. Properties, özellikler sayfasını açtık. Karşımıza aldık. Çok güzel. Burada Compatibility yani uyumluluk sekmesine geliyoruz. Bu sekmenin içerisinde sizlerden tiklemenizi istediğim şey Disable Full Screen Optimizations. Yani full screen tam ekran, tam pencere, tam ekran optimizasyonlarını engelle herhalde Türkçesi. Bunu tıklıyorsunuz, okey diyorsunuz, kaydediyorsunuz ve bu ayarımızı da böylelikle yapmış olduk. Şimdi sizlere tekrardan Show More Options Nvidia kontrol panelinden yapmış olduğum ayarları göstereceğim. Bu benim Nvidia kontrol panelim. Birebir aynısını kopyalayabilirsiniz. Şayet sizin ekran kartınız Nvidia değilse ne yapacaksınız? Burayı ya skipleyeceksiniz ya da aynı ayarları sizin kendi ekran kartınızın muadilinde ayarları teker teker yapmanız gerekecek. Geliyorsunuz Nvidia Control Panel, Manage 3D Settings, onun altında Program Settings. Aynı şekilde Select the Program to Customize, Add diyoruz. Add dedikten sonra açılan pencerede buradan Escape from Tarkov buluyoruz. Bulamıyorsanız buradan Browse deyip tekrardan yüklediğiniz yere gidip Escape from Tarkov.exe'yi seçebilirsiniz. Ondan sonra ekledikten sonra Escape from Tarkov için gerekli ayarları yapıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi birebir aynısını yapabilirsiniz. Ben size şöyle yavaşça aşağıya doğru kaydıracağım. Siz videoyu durdurup teker teker bakarsınız. Bunların aynısını birebir kopyalayabilirsiniz. Ondan sonra Save deyip kapatacaksınız. Şimdi sizlere Intelligent Standby List Cleaner adlı bir program göstereceğim. Bu programı kendi sitesinden indirebilirsiniz. Aşağıda linkini bırakıyorum. Bu program RAM'i kullanırken sürekli dolan RAM'i boşaltmaya yarıyor. Hani oyunun içerisinde Use Physical Cores diyoruz ya. Aslında Escape from Tarkov bir raid başlayıp ondan sonra çıkıp tekrar başka bir raid'e girdiğimizde raid'ler arasında RAM temizliği yapması gerekiyorken maalesef yapamıyor. Bu program onu yapmasını sağlıyor. Programı ekranlarınıza getireyim. Program kendi kendine çalışıyor. Bilgisayar her açıldığında kendinden çalışıyor. Sürekli RAM'i temizliyor. Ayarlarını eğer 32 GB RAM'iniz varsa, 32 veya 32 üstünde RAM'iniz varsa benimki gibi yapabilirsiniz. Onun altındakiler nasıl yapması gerekiyor ben de şayet bilmiyorum. Birazcık deneye yanıla ilerleyebilirsiniz o noktada. Dikkatli olun. Bu ikisi tikli olacak. Enable Custom Timer Resolution'a tikli olacak. Burası 0.5 değerinde olacak. Burası 2048'e 16.384 olacak. Ondan sonra Purge Standby List diyeceksiniz. Ve bir kere dedikten sonra RAM'i tamamen temizlemiş olacak. Bu şekilde program arka tarafta çalışacak. Program arka tarafta çalışırken biz oyunumuzu rahat rahat oynayabiliriz. Ve raid'ler arasında o kasma gidecek. Hani bir süre oynadıktan sonra kasıyordu ya. Artık o kasma olmayacak. Bunun için aynı zamanda başka bir program da göstereceğim şimdi. Şimdi bir sonraki programımız da Process Lasso diye bir program. Bu programı ekranımıza, monitörümüze getireyim. Şu anda bunun içerisinde Escape from Tarkov'u göremiyoruz. Çünkü öncelikle çalıştırmamız gerekiyor. O yüzden Escape from Tarkov'umuzu çalıştıralım. Geliyorum launcher'ıma. Launcher'ımdan oyunu çalıştırıyorum. Oyunum açıldıktan sonra Process Lasso'da Escape from Tarkov'u göreceğiz. Burada da yapmamız gereken sadece bir tane ayar var. Bu da aynı şekilde raid'ler arasında böyle çok fazla oynadın. Hani 5 raid oynadın, 10 raid oynadın, hideout'u açtın, kapattın, tekrar girdin falan. Böyle oyun böyle bir kasıyor ya. Artık Flea Market'e girdiğinde işte ne bileyim trader'lara tıkladığında falan böyle ekstra böyle bir kasma yaşanıyor. Raid'lerde bir FPS düşüşü yaşanıyor. Bu ikisini aynı anda çalıştırdığında, kullandığında hiç böyle bir sorunla karşı karşıya kalmıyorsun. Şayet bu programda, şimdi Escape from Tarkov gelmiştir buraya bir ara. Birlikte bakalım seninle. Bunu her bilgisayarı çalıştırdığında ve her Escape from Tarkov açtığında şu anda gösterdiğim ayarı bir kere yapmakla yükümlüsün. Sağ tıklıyorsun. CPU Affinity'ye geliyorsun. Always'e geliyorsun. Disable SMT diyorsun. Ve burada bu numaralar çıkıyor. Çıktıktan sonra bunu yan monitörüne alabilirsin. Ve yapman gereken her şeyi yapmışsın. Başka yapman gereken hiçbir şey kalmıyor. O program kendi kendine sürekli işlemcini ve RAM'lerini bu ikisi hafifletecek. Üzerindeki yükü alacak. Tamamdır. Bu şekilde anlatmış olduk. Şimdi gelelim son ayarımıza. Evet, son ayarımız için de Windows artı R tuşuna basıyoruz ve karşımıza Run açılıyor. Run'a da şu anda ekranda görmüş olduğunuz cysdm.cpl yazıyoruz. OK'ye basıyoruz. Bir ayar penceresi açılacak. Ayar penceresi içerisinde Advanced yani gelişmiş
tabine tıklıyoruz. Buradan da performansta tekrardan settings diyoruz ve buradan da tekrardan advanced yani gelişmiş tabine tıklıyoruz. Burada program seçili olacak ve virtual memory'nin altında. Virtual memory'nin altında yani sanal hafıza, virtual memory sanal hafıza demekti galiba. Buradan change'e tıklayacağız. Tıkladığımızda C'ye yani bizim oyunumuzun kayıtlı olduğu yere şöyle bir komut vereceğiz. Diyeceğiz ki custom size. Evet, buraya 4982 initial size ve maximum size'a da 100.000 yazıyoruz. Sonra buradan set'e tıklıyoruz ve burada C'nin yanında paging file size yazıyor. Şimdi bu nedir diye soracak olacaksanız 32 GB RAM'im var. RAM'im dolduğunda bilgisayar hard disk'in hafızasından içerideki boşluğu RAM'mişçesine kullanıyor. Bunu da kullanırken Escape from Tarkov çok fazla RAM kullandığından 32 GB'ın 32'sini de dolduruyor. Doldurduğunda hemen gidip bilgisayar buradan virtual memory kullanmasını sağlıyor. Burada da biz bunu setliyoruz. Eğer 100.000 fazla gelirse 80'e indirin. 80 fazla gelirse 70'e indirin. Bunu kendiniz kontrol edersiniz. Benim bilgisayarımda 100 iş gördü. Okey deyip çekiliyorum. Okey deyip çekiliyorum. Okey deyip çekiliyorum. Ve ayarlarınızın hepsi hazır. Hemen bilgisayarınızı kapatın. Tekrardan baştan başlatın. Ve aradaki farka bakmayı unutmayın. Umarım sizde de çok güzel bir FPS artışı olmuş olur. Yardımcı olabilsem ne mutlu bana. Olabilsem videoya like atmayı, aşağıya yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Algoritmayı yenmem de çok güzel yardımı dokunmuş olur. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.